6. sınıf matematik dersi asal sayılar ve asal çarpanlarla ilgili soru çözümlerini kısa konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler durdurup kendiniz çözün. Daha sonra buradan doğrusunu izleyebilirsiniz. Konu sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer konulardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi de unutmayalım. İlk soru, aşağıdaki hediye paketlerinden hangisinin üzerine yazan ağırlık asal sayı değildir? Asal sayı 1 ve kendisine bölünebilen sayılardır sevgili öğrencim. 2 en küçük çift asal sayıdır. 3 asal sayıdır. 5 asal sayıdır. 3'ü 5'i 2. 1'e bölebiliyorum bir de kendisine bölebiliyorum. Başka bir böleni yok. Ama 4'e baktığımız zaman burada şimdi 1'e bölebiliyorsun. 4'e bölebiliyorsun. Bütün sayıları 1'e ve kendisine bölebilirsin. Ama bunun haricinde ben bir de bu sayıyı 2'ye bölebiliyorum. Dolayısıyla asal sayı değildir. Artı 2 dışındaki çift sayıların hiçbiri asal sayı değildir. Bir diğer sorumuz A sayısının asal çarpanlarına ayrıldığı yandaki şekilde A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır diyor bize. Sevgili öğrenciler A sayısını 2'ye bölmüşsün B olmuş, 2'ye bölmüşsün C olmuş, 3'e bölmüşsün D olmuş, 5'e bölmüşsün E olmuş, 7'ye bölmüşsün 1 olmuş. Oradaki sayıların hepsinin çarpımı bana zaten direkt A sayısını veriyor. Yani ne var orada? 2 var, 2 var, 3 var, 5 var ve 7 var. Bak 3'ün 5'in 7'nin çarpımı 105 eder sevgili öğrenci. 7 kere 5 35, 35 çarpı 3'ten 105'i bulabilirsin. İstediğin sayıdan da başlayabilirsin çarpmaya. Artı 2 kere 2 de 4 eder. 105 ile de ben 4'ü çarparsam işlem sonucunu 420 olarak bulabilirim. Doğru cevabım A seçeneği. Şimdi burada dikkat et lütfen. A'yı buldum ki benden onu istiyor. B'yi de istebilirdi. O da basit. A'yı yani 420 sen 2'ye bölüyorsun B çıkıyor. B'yi 2'ye bölüyorsun C çıkıyor. 3'e bölüyorsun C'yi D çıkıyor. D'yi 5'e bölüyorsun E çıkıyor. E'yi 7'ye bölüyorsun ve 1 kalıyor. Oradaki bütün sayıları bulmak A, B, C, D, E bütün sayıları bulmak bu yöntemle çok kolay. Onları da bize sorabilirdi diye düşünüyorum. Bir diğer sorumuz. Asal çarpanlarına ayrılmış şekli yukarıda verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Bakalım hemen. Çocuklar 3'ün karesi 3 kere 3'ten 9 eder mi? 2'nin 4. kuvveti 4 tane 2'yi yan yana yazıp birbirleriyle çarparsan 16 eder mi? Ve 5'i çarpmam gerekiyor. Ben senin yerinde olsam burada 16 ile 5'i çarpardım. Yani sonu onun katı olan sayılarla yaparsan işlemi zihinden yaparsın. Ondan dolayı. 9'u 16'yı ve 5'i yani oradaki sayılar çarparak asal çarpanların ayrılmış şekli verilen sayıyı bulacağım burada. 16 çarpı 5 80 eder. Daha sonra ben de bunu 9 ile çarpıyorum. 9 kere 8'den 72 sıfırı da ekledim. 720 doğru cevabım D seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. Yukarıdaki sandığı sadece üzerinde yazan sayının asal çarpanları ile numaralandırılmış anahtar açabilmektedir. Buna göre sandığı aşağıdakilerden hangisi açamaz diyor bize. 84 sayısını bölmeye başlayalım sevgili öğrencilerim. 2'den başlıyorum. 84'ü 2'ye böldüm. Yarısı 42 eder. Bir daha 2'ye böldüm. 21 eder. 2'ye bölünme işlemi bitti. 3'e böldüm. 7 eder. Ta 1 olana kadar böleceğim. 7'yi 7'ye böldüm. 1 etti. Ben nasıl yazabilirim bunu? Asal çarpanların çarpımı şeklinde. 2'nin ikinci kuvveti, 3'ün birinci kuvveti ve 7'nin birinci kuvveti. Bunları çarptığınız zaman 84 sayısına ulaşıyoruz. Burada asal çarpanlarında 2 var, 3 var, 7 var. Doğru cevabım C seçeneği 5'tir. Şöyle yapabilirsin. Direkt seçeneklerden. Hocam ben 84'ün bölenlerine baktım. 84'ü 2'ye bölebiliyorum, 3'e bölebiliyorum, 7'ye bölebiliyorum ama 5'e bölemiyorum. Kalan ne oluyor? Bu konuda bölünebilme kurallarından yararlanacağız. Doğru cevap bu şekilde de C seçeneğidir diyebiliriz. Ve bir diğer soru. 540 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri x, 5 üzeri 3 üzeri y, 5 üzeri z. Buna göre x artı y artı z ifadesi değeri kaçtır diyor bize. 540'ı yazdık. Yandan çizgisini çektik. Bakalım bu sayıyı bölmeye çalışalım. Çocuklar 2'ye böldüm. 540'ın yarısı 270 eder. 2'ye böldüm yarısı 135 eder. 3'e böldüm 3'te 1'i 45 eder. 3'e böldüm 3'te 1'i 15 eder. Bir daha 3'e böldüm 3'te 1'i 5 eder. 2'ye bölünebilme işi bitene kadar 2'ye bölüyorum. Bitiyor 3'e bölüyorum. O da bitiyor 5'e bölüyorum. 5'i de en son 5'e böldüm. 1 yapınca
Stop diyorsun kendi kendine. Stop, bitti. 2'den kaç tane var? 2'nin ikinci kuvveti. 3'ten 3 tane var. 3'ün üçüncü kuvveti. 5'ten de 1 tane var. 5'in birinci kuvveti. Bak. 2, 3, 5. Bunların kuvvetleri. 2'nin kuvvetine 2. O zaman x yerine burada 2 yazarım. 3'ün kuvvetine burada 3. O zaman y yerine 3 yazarım. 5'in kuvvetine 1. O zaman z yerine 1 yazarım. Burada 2'yi, 3'ü ve 1'i topladığın zaman, ki zaten benden onu istemiyorum. 3, 2 daha 5, 1 de burada 6. Değerini bulabilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik derslerimiz internet üzerinden veriliyor. Özel derslerimiz haftanın 2 günü birer saat İbrahim Hoca tarafından canlı derslere bağlanmak istiyorsan 507-215-2658 numaralı telefonu ara. Telefonun ucunda ben olacağım. Yalnız ailen araması gerekiyor. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi edinebilirsin. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki şemada kutuların içindeki ifadeler doğru ise D harfi, yanlış ise Y yolu izlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır diyor bize. Bakalım ona. 8 asal sayıdır. Hayır ya. 8 çift sayı bir kere. Mesela tek çift olan asal sayı 2'dir. Onun dışındaki çift sayıların hepsi asal sayı değildir. O zaman 8 asal sayıdır diyorsa yanlış bölgesinden ilerlemem gerekiyor. 8 ile 9 aralarında asaldır. Sevgili öğrenciler, şimdi aralarında asal olan sayılara bir bakalım sizinle. Bunların bölenlerine bakacağız. Bak, 8 asal sayı değildir. 9 da asal sayı değildir. Ama 8 ile 9 aralarında asal sayılardır. Onu göstermeye çalışacağım. Aralarında asal sayı şöyle ki, ben bunun bölenlerine bakacağım. İkisinin de sadece bir tane ortak böleni varsa, bir sayısıysa ortak böleni, onda aralarında asaldır diyebilirim. Mesela 8 sayısını ben 1'e böldüm, 2'ye böldüm, 4'e böldüm, 8'e böldüm. 9 sayısını 1'e böldüm, 3'e böldüm, 9'a böldüm. Baktığım zaman her ikisini de 1'e bölebiliyorum. Başka bölenleri var mı? Başka ortak bölenleri var mı? Yok. O zaman ben 8 ve 9 aralarında asal sayıdır diyebilirim. Doğrudan çıktım ve 3. çıkışa ulaştım. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilen sayılardan hangisinin asal çarpanlarından biri en küçük asal sayı değildir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, bakın. En küçük asal sayımız nedir? 2. Çift olan tektir. Peki ben bunların hepsinin asal sayılarını nasıl bulabilirim? Yani 3720'yi yazacağım, işte yanına çizgi çekeceğim, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 3'e böldüm, 5'e böldüm, 7'ye böldüm. Bu şekilde mi ilerleyeceğim? Bu biraz uzun olmaz mı? Bunun sanki daha pratik bir yolu yok mu? Şimdi sen 3720'yi 2'ye bölebiliyor musun? Çift sayıdır, bölebiliyorsun. Dolayısıyla 2 bunun asal çarpanlarından biridir. Çarpan demişsin, bölen demişsin. Aynı şeye gidiyor zaten. Mesela 4598 sayısı çift sayı değil mi? Evet, o zaman sen bunu 2'ye bölebiliyorsun. O zaman 2 sayısı asal çarpanlarından biridir. Aynı mantık burada da var. 9876. Bu çift sayıdır. O zaman 2 yine bunun asal çarpanlarından biridir. Ama 9993 çift sayı değildir. Bu sayı 2'ye bölünebilmez. Yani bu sayıyı mesela 3'e bölünebilir bu sayı. O zaman en küçük asal çarpanı 3'tür diyebilirim. Tabii 3 dışında başkaları da vardır. 11 de vardır mesela. Ama en küçük asal sayısı 2 değildir. Doğru cevabım 3 numara ile C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Sorular güzelleşiyor sevgili öğrenciler. Aşağıda bir sayının asal çarpanları verilmiştir. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Güzel, kaliteli bir soru. Şimdi baktığımız zaman bu sayının asal çarpanları 2'ymiş, 3'müş, 5'miş. Yani A sayısını işte yaptın, 2'ye bölebiliyorsun, 3'e bölebiliyorsun, 5'e bölebiliyorsun. Tabi bu bazı sayılarda 2'nin ikinci kuvveti, 3'ün beşinci kuvveti, 5'in kuvvetleri de olabilir. Peki en küçük değerleriyle, yani bu sayının bir kere 2'ye, bir kere 3'e, bir kere de 5'e bölündüğünü düşünürsek. 2 kere 3, 6, 6 ile de 5 çarparsan bu sayı 30 olabilir. Çocuklar, 30'un katı olan bütün sayılarda da bunu bulabilirsin. Bak, 30'un katı olan. Mesela 60'ta örnekle göstereceğim sana. 60'ı 2'ye böldün, 30. Bir daha 2'ye böldün, 15. 3'e böldün, 5. 5'e böldün, 1. Sadece bak, yine 2, 3, 5 değişmiyor. Yalnız 2 defa 2 var. Yani ben 2'nin üstüne 2'nin ikinci kuvveti olarak yazmam gerekiyor. Yani asal çarpanları yine 2, yine 3, yine 5. 30 ve 30'un bütün katlarında bunu görebileceksin. 30'da, 60'da, 90'da, 120'de, 150'de ama 108 30'un bir katı değildir. Doğru cevabım D seçeneği.
Ver be bize bir. Bir diğer sorumuz, yukarıda verilen sayılardan hangi ikisinin birer çarpanı ortaktır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrencilerim. Şimdi sevgili öğrenciler, üslü sayılara geldiğin zaman 243'ü oradan çıkartman gerekiyor. 3'ün 5. kuvvetidir. Direkt bunu yazabilirim. Direkt. Yani 3'ü 3 ile çarptın 9. Bir daha 3 ile çarptın 27. Bir daha 3 ile çarptın 81. Bir daha 3 ile çarptın 243'ü bulabiliyorsun. 3'ün 5. kuvveti 243'ü veriyor. 55'i ben burada 11 çarpı 5 olarak yapabilirim. Asal çarpanların çarpımı şeklinde. 14'ü de 7 çarpı 2 şeklinde yapıyorum. Bunlarda ortak var mı? Bak 2 var, 7 var, 11 var, 5 var, 3 var. Ortak var mı? Yok. İş 143'te bitiyor. 143 sayısına baktığın zaman sevgili öğrencim. Çocuklar bu sayıyı 11'e bölersin. 13 kere var. 13'ü de 13'e bölersin. Bir kere var. Yani ben bu sayıyı 11 çarpı 13 şeklinde yazabilirim. Bak buradaki 11 ile 11 çarpanıyla buradaki 11 çarpanı ortak çarpan. 143 ile 55 doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yanda bir sayının asal çarpanlarının ayrılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Hemen şöyle birazcık daha büyütmeye çalıştık. Bu sayı 2'ye bölünmüş, bir daha 2'ye bölünmüş, 3'e bölünmüş, 5'e bölünmüş. Bakalım A'yı, B'yi, C'yi, D'yi hepsini göstereceğim size. Bir kere oradaki sayıların hepsini çarparak sen tepedeki A sayısını bulabilirsin. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 ile 5'i çarparsam 60 sayısını buldum. A sayısı burada 60 olması gerekiyor. Şimdi bir kere şu D seçeneği doğrudur eleyelim. Şöyle ki sevgili öğrencim, 60'ı 2'ye böldüğünde B sayısı çıkacak. B 30. 2'ye böldüğünde C sayısı çıkacak 15. 15'i 3'e böldüğünde D sayısı çıkacak 5. Ve 5'i de 5'e böldüğünde buradaki 1'in çıkması gerekiyor. A 60 doğru. B için 45 olmalıdır diyor. Yanlış. Çünkü B'yi ben burada 30 olarak hesapladım. Yanlış olan burada C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. ABC 3 basamaklı sayısı birbirinden farklı 3 asal sayıya tam bölünebilmektedir. Buna göre ABC sayısı hangisi olabilir? Şimdi olabilir diyor sevgili öğrenciler. Deneyeceksin oradaki seçenekleri. Tabii A seçeneğinden başlayacağız burada. D seçeneğine doğru. Şimdi hepsinin burada sen asal çarpanlarını çarpımı şeklinde yazacaksın. Bu sorular şöyle tehlikelidir. Yani dua et ki bu soru A seçeneğinde olsun. D'de olunca yani 5 dakikanı rahat alır. 5-6 dakikanı rahat alır. Ondan dolayı diyorum. 315'i ben hemen bölmeye çalışıyorum. Çocuklar 3'e böldüm 105 olur. Bir daha 3'e böldüm 35 olur. 5'e böldüm 7 kere var. 7'ye böldüm 1 kere var. Ben bunu 3'ün 2. kuvveti, 5'in 1. kuvveti ve 7'nin 1. kuvveti şeklinde yazabilirim. Bunun asal çarpanları 3'tür, 5'tir, 7'dir. Birbirinden farklı 3 tane asal sayıya da tam olarak bölünebildiğini görebiliyorum. Doğru cevabım A seçeneği. He, bu A seçeneği D seçeneğinde olsaydı hepsini tek tek yapmamız gerekiyordu. Tabi diğerlerinden de bir tanesini bakmamız gerekiyor sevgili öğrencim. Konu daha iyi anlaşılsın. 363 2'ye bölünmüyor. 3'e bölerim. 121 kere var. 100, 121 hatırla üstü sayılardan 11'in karesidir. 11'e bölersin 11 kere var. Bir daha 11'e bölersin ve bir sayısını bulursun. Mesela ben bunu 3 çarpı 11'in ikinci kuvveti şeklinde yazabilirim. O zaman 363 sayısının asal bölenleri nedir? 3 var, 11 var. Toplamda 2 tane. Benden 3 tane olmasını istiyor. Bu şekilde de A seçeneğini bulabilir. Sevgili öğrenciler, dersimiz, videomuz burada sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer konulardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.